tam göremedim. Sanırım profesördür. Yakınlarda bir tek o yaşıyor. Richard'ın Bessie'de gözü olduğunu düşünmüyorsun öyle değil mi? Tanrı aşkına. O onun öğretmeni. Ah şükürler olsun Lucy. Tanrı cevap verdi. Gece yarısı oldu ve evini sessiz. Teşekkür ederim James. Onu yendim Lucy. Öyle mi? Herkese iyi geceler. İyi geceler hayatım. Oyuna bakmıyordum John. Karınla konuşuyordum. Bu oyun sayılmaz. Suçu benim üzerime atma. Yeniden dizelim o zaman. Hile yapacaksan hiç oynamayalım. Asla hile yapmam. Sıra bende. Adına buna hemen son ver. Betsy, geçti kızım. Şeytan, hayalet, varlık, adına ne dersen de doğal bir şey değil. James, kendine kulak ver. Hiç gerçekçi değilsin. There must be a rational explanation. Dinle Richard. Yazılı kanıt var elimde. John Jordan'ın ifadesi. Olive Bartman'ın cadı davasındaki safolik hükmünden 1599. Önce duvarlara sürtünüyor, sonra vuruyor... Ve sonra ayaklarını sürüyor. Sonra hizmetçinin yüzüne 10 kez tokat atıyor. Sence kararı beğenmeyen Kate Bates'in alacağını elde etmek için üzerine kölelerini yollaması daha olası değil mi bu durumda? Ben de öyle düşünmüştüm. Ama bu kölelerin işi değildi. Kesinlikle değildi. Orada öylece asılıydı. Yerden yarım metre yukarıda. Pekala. Olaylar her zaman geceleri ve Betsy'nin odasında oluyor. Doğru mu? Bu doğru profesör. Yani karanlıktı. Onu tutan birini görmemiş olmanız oldukça kolay olacaktır bu durumda. Bu dünyadan olmayan bir şey tarafından havada asılıydı. The only logical explanation is that someone was holding her. Odada hiç kimse yoktu.